Herkesin bir şekilde 6 Şubat sonrasında Kıbrıs'ın kuzeyinde neler yaşandığını bu kadar sürede duyduğunu düşünüyorum. Türkiye'de neler yaşandığını, burada neler yaşandığını. Buraya farklı bir ateş düştü. Bu ülkedeki, Mausa'daki çocuklar, çocuklarımız gerçekten cinayet diye nitelendirilebilecek bir sonla karşılaştılar. Çocuklarımız, öğretmenleri, ailelerden kişiler cinayet diye nitelendirilebilecek bir sonla karşılaştılar. Bu artık bir davaya dönüştü ve bu hesaplaşmanın içerisinde hashtag İSYAS Ortak Davamız Twitter'da bu kampanyayı devam ettirmek zorundayız. Dava sürecinin arkasında durmak adına. Bir diğer taraftan dernek. Dernekle ilgili de yapılması gerekenler var. Şampiyon melekleri yaşatma kaygısı var bu ülkede. Onların yaptıklarını, kimisi satranç oynuyordu, kimisi işte voleybol oynamaya devam ediyordu. Kimisinin sevdiği başka bir spor dalı vardı. Derslerinde iyiydi, okulu iyiydi. O yüzden bunları aslında yeni nesile, gelecek olan nesile de yapılabildiği kadarıyla örnek olması için komplekslerin yapılması lazım ve şampiyon meleklerin isimlerinin yaşatılması, hatıralarının, anılarının yaşatılması gerekiyor. En azından bunları onlara borçlu olduğumuzu düşünüyorum dava haricinde. O bambaşka bir konu. Onun kesinlikle herkes tarafından takip edilip, herkes tarafından desteklenmesi ve adil bir yargılanma sürecini gündeme getirmek için elimizden geleni yapmak durumunda kalmamız gerekiyor.